basamaklı sayılar tekrar çalışması. Çocuğumu çalışmaya davet ediyorum. Seninle bugün iki basamaklı sayılarla tekrar çalışması yapmak istiyorum diyorum. Sayı kartlarımı aldım. Bu sayı kartlarını özellikle beğeniyorum. Çünkü 6 ve 9'un yazılışı birbirinden tamamen farklı. Böylece çocukların aklı karışmıyor. Elimde birler ve onlar basamağının kartları var. Önce birler basamağının kartlarını rastgele önüme dağıtıyorum. Ve birden başlayarak sıralıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Eğer çocuğum kendisi sıralamak isterse o zaman ona bırakabilirim. Daha sonra onlar basamağının kartlarını rastgele olarak önüme çıkarıyorum. Ve ondan başlayarak sıralıyorum. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Miktar oluşturacağım. Çocuğumun o miktarın sembolünü bulmasını isteyeceğim. Kısa boncuk merdivenimi hazırlıyorum. Çalışma alanımı hep düzgün biçimde yerleştiriyorum. Bu önemli çünkü çocuk böylece sistemli çalışmayı öğrenecek. Dağınık çalışmamaya özen gösteriyorum. Her seferinde çalışma alanımızı hazırlıyoruz. 1-10 2-10 3-10 7 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 9 1-10 2-10 3-10 4-10 1 Bakalım bu sayıların sembolleri neymiş? Bu sayıları nasıl yazıyormuşuz? 1-10 2-10 3-10 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Bana 30'u bulur musun? Sordum, tereddüt etti. Eğer tereddüt eder ama doğru şeyi verirse bu benim için çok önemli. Bundan önceki çalışmaları anlamış olduğunu gösteriyor, öğrenmiş olduğunu gösteriyor. Eğer yanlış olanı verirse bir kere daha deneme yapıyorum. Ben alıyorum kartı bir sonraki miktarda çocuğumu tekrar deniyorum. Tekrar yanlış verirse bundan önceki çalışmalara geri dönüyorum. Bana 30 kartını bulur musun? 30 7 Bana 7 kartını bulur musun? 7 30 7 30 7 Tam oluşturduk ve yerleştirdik. Şimdi bunu sayalım. 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 7-10, 7-10, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Bana 70 kartını bulur musun? Bana 9 kartını bulur musun? 79. 79. 7, 10, 70, 79.
Şimdi bunu sayalım. 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 4 10, 40. 41. Bana 40 kartını bulur musun? Bana bir kartını bulur musun? 41. 41. Çalışmayı tamamladığınızda, her şey de akışında çok güzel gittiyse, çok güzel yaptık, çok güzel matematik çalıştık diyebilirsiniz. İlk kısa boncuk merdivenimi topluyorum. Kartlarımı yerine götürüyorum. Onluklarımı alıyorum. Şimdi senin için 3 soru hazırlayacağım diyorum ve sorularımı hazırlıyorum. 1 10 8 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 1 10 2 10 3 10 5 Hadi şimdi sen say ve kartları yerleştir diyorum. Böyle durumlarda çocuk çok istekli olursa sen çalışmanı tamamladığında beni çağır diyebilirim. Eğer o kadar istekli olmazsa birinci soruyu ben yapayım, diğer soruları seninle beraber çözelim diyorum. 1 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şimdi onu bulalım. 10 Şimdi 8'i bulalım. 8 10 8 Şimdi sen bunu say diyorum. Eğer çocuk çok tereddüt ediyor, çok isteksiz davranıyorsa bu çalışmayı seninle ileride tekrar yapalım. Öğleden sonra ya da yarın sabah tekrar yapalım diyebiliriz. Eğer çocuk istekliyse soruları tamamladığında beni çağırıyor. Beraber bir kere daha sayıyoruz. Sana 3 soru daha vermemi ister misin diye soruyorum. İstediğimi söylerse sorulara devam ediyorum. O tamam ben bu kadar çalışmak istiyorum diyene kadar çalışmayı sürdürüyorum. Çocuk çalışmak istemediğini söyler ya da çalıştıktan sonra bitirmek istediğine karar verirse aracı beraber yerine yerleştiriyoruz ve çalışmamızı bu şekilde tamamlıyoruz.